Merhaba değerli arkadaşlar yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Şöyle ışığımla kumpasımı aldım. Ne olur ne olmaz lazım olabilir. Şimdi çok güzel 4 tane tesbihim var. Onları size tanıtacağım. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Şimdi bir tane M15, bir tane de M12 olmak üzere tesbihi hemen sırayla tanıtacağım. Sonra da da P6 var. Şimdi M15. 7'ye 11 kapsül kesim bir tesbihim var. Pala frenli. Şöyle göstereyim size. M15 malzeme 7 çarpı 11 11 kapsül kesim. Şimdi detaylara bakalım arkadaşlar. Şimdi tesbihimiz pala frenli yapılmış. Şöyle bir görün. Şöyle görün arkadaşlar. Pala fren düğümü var. Kapatalım. Ondan sonra kalın delik, epey bir kalın delik olmuş. Kısa ve tok imame, imameye bakmadık. Şöyle bakalım hemen. Kısa ve tok imame. İniş ve çıkışlar gayet narin. Kalın delik. Duraklar 11'de. Şöyle Tespihimizin kalın delik olması harika olmuş. Gerçekten çok güzel, zevk alacağı bir tespih olmuş. Malzemesi de zaten M15 olmuş. Harika, bundan daha iyisi olamaz. Ne olsun abiler, ne olsun. M15 olmuş. Kalın delik olmuş. Kapsül kesim olmuş. Harika. Yani kapsül kesim şöyle söyleyeyim. Kalın delik olunca düz ağız yumurtaya benziyor zaten. Gayet de güzel olmuş. Evet. Ama tabii ki yine de düz ağzı yumurta tavsiye ediyoruz. Şöyle düz ağzı yumurtanın biraz daha cephesi var arkadaşlar. Birbirine çarpıyor. Şöyle bir de şurada görsel alalım. Aşkım. Şimdi ölçüsüne bakıyoruz. Evet 8'e 11. Şey 7'ye 11. 8 nereden çıktı? 7'ye 11 arkadaşlar. 6 7. 7'ye 11. Dokunuş ve hissiyatı çok güzel. Ee, hoşuma gitti. Şimdi bakın hissiyat çok güzel. Parlaklık çok güzel. Şimdi ikinci tespihimiz cilasız. Onun hissiyatının çok daha iyi olduğunu size söyleyebilirim. Koyalım şöyle. Ne güzel duruyorsun sen ya. <laughs> bir tane de böyle bakın. 8'e 11. Bakın şöyle. Dokunduğumda müthiş bir hissiyatı var arkadaşlar. Bakın bu cilalı malzeme bu hissiyatı vermiyor. Ama çekerken çekerken bak hemen ele geliyor buna göre. Biraz daha ele geliyor. Çünkü bu daha pürüzsüzleştiği için öyle. Ama hissiyat gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ben sizin yerinizde olsam tespitlerime cila yaptırmam arkadaşlar. Şu hissiyat farkını, bakın çekimi bu biraz daha güzel ilk etapta. Çünkü bu daha tırtıklı, zımparalı hali. Zımparalandığı için böyle. Ee, siz biraz çektiğinizde bu pırıl pırıl parlayacak. İki gün ya, iki gün sonra şu güzel hissiyatla beraber çekeceksiniz. Çünkü bunun üstündeki e, macun arkadaşlar e, yumuşak bir macun olduğu için mikron derecede malzemeye nüfuz ediyor. Ee, o yüzden onun atılması uzun bir süre alabiliyor. Bunda hiç olmadığı için e, en güzel e, çekim lezzetiyle yola başlıyorsunuz. Harika. 8-11 fıçı kesim. Ee, şöyle ölçülerine bir daha bakalım. Evet. 8'e 11 fıçı kesim. Ee, hemen ürün özelliklerine geçelim. Kırık imame yapılmış. Harika bir duruşu var. Güzelliğe bakar mısınız? Evet. Kalın delik. Duraklar 5D. Şöyle görsele bakalım. Şöyle bir de avucumuzda bakalım. Sen ne tatlı şeysin be. Harika. Abi abi sütunlar titriyor ya daha şimdiden. Bak yavaş mı? Ben burada çektikçe değişmeye başlıyor inanın. Şimdi ilk elime aldığım haliyle şu anki hali arasında bile fark var ya. Gelin arkadaşlar şu cila işinden vazgeçin ya. Şu lezzeti görün ya, şu hissiyatı. Şöyle bir dokunun yeter. 2-3 gün böyle sevin. İki üç gün böyle sevin. Ondan sonra çekmeye başlayın. <laughs> Şöyle. Oy oy, oy, oy oy Harikasın sen ya. İltifatları hak ediyor arkadaşlar. İltifatları hak ediyor. Malzemenin güzelliği başka zaten arkadaşlar. Gerçekten kesim şekli de çok önemli. Mesela cephesi çok geniş. Birbirine çarpan çok güzel cephesi var. Üstünün Hafif bombe oluşu da e, çok önemli arkadaşlar. Hafif bombe oluşu e, parmağınızın üzerinde yürümesi açısından çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Mesela kesmede dümdüz olduğu için şu elinizde bombeli olduğu için o boşluğu dolduramıyor. E, bir zıplama hissediyorum ben mesela kesme çekerken. Tespihin üzerinde parmağım gezerken hafif bo boşluğa düştüğünü hissediyorum. Ama bunda bakın inişi ve çıkışı hafif de olsa olduğu için... Elim orada gidip geliyor. Birbirine uyum sağlıyor. Yani tespihin hafif bombeli olması çok çok önemli. Bence tespihte yapılabilecek en yükseklik bu olmalı. Tamam kesme sevenler çok var ama bu tarz kesmelere dönsünler. Bu da fıçı, geniş ağzı fıçı kesmeye çok yakın bir malzeme. Hafif sırtı olan bir kesme diyebiliriz. Çok güzel. Nasıl seviyor elimi ya? Nasıl seviyor elimi? Ben mi onu seviyorum? O mu beni seviyor bilmiyorum arkadaşlar ya. <laughs> Elinize aldığınızda ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Tabii sahibi, ilk sahibi bunu test edecek. Hayırlı olsun diyelim. Bunun sahibine de hayırlı olsun diyelim. Bu tespihimizin sahibine de hayırlı olsun diyelim. Hepsi birbirinden güzel. Hepsinin güzel yönleri var. Abi 2-3 gün bunun cilasını atmakla yani üstünde e, ciladan kalan tortuları atmakla uğraşacak. Öyle güzelleştirecek. Bu abimiz de zımparasını cilalayıp güzelleştirecek. Yani e, gerçekten sonu mükemmel tabii ki. Şimdi iki tane de P6 malzemem var. İkisini bir kişiye yaptık. E, malzeme ışık tutacağız bu malzeme Tutmamızın sebebi de arkadaşlar Görsel olarak farklılıklar var. Önce malzemeleri bir tanıtayım. Şöyle bir tane e, görüntü olarak tamamen siyah. E, fıçı kesim. Şey bakıyoruz, ölçülere bakıyoruz. 9'a 12. 9'a 12 fıçı kesim. Şöyle simsiyah bir görüntüsü var. Oltu gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel malzeme. Harika çıktı. Ee, malzeme sona kalan bir malzemeydi. Şimdiye kadar kimse yaptırmamıştı. Bir anda malzeme e, sonu gördü arkadaşlar. Bu kadar güzel olduğunu herkes bilmiyordu. Muhtemelen e, şöyle izah edeyim. Bu kadar siyah gözükmüyordu ilk zamanlar. E, çünkü iç rengi farklı normalde. Ama şimdi mükemmel bir siyahlığa ulaşmış durumda. Harika gözüküyor. Duraklarımız burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19'lu uçları yumuşatılmış bir fıçı kesimi arkadaşlar tespimiz. 19'lu tek, tek çekime de gider. Bileğe de girer. Evet. Harika. Malzemenin sertliği iyi, dokunuşu iyi. kalın delik 19'lu bir maskot tespihimiz. Ölçüsünü de söylemiş miydim? 9'a 12 demiştim. Tekrar kontrol ettiğime göre 9'a 12 doğru çıktı. Şimdi sahibine hayırlı olsun. Sahibinin ikinci tespihini de size göstereceğim. Yine aynı P6 malzemeden. Ölçüsü farklı. Bakın bir de yan yana da göstereceğim onları. Hem hatırası kalsın abiye. Şöyle Cismini bir daha göstereyim. Simsiyah. Kara 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 kara. Harika. Ee, kısa tok imame. Yine kalın delik. Buraklar burada. Bakın büyüdünce büyüdükçe ses de büyümekte. Harika. Esbih büyüdükçe sesi dinlenir, insan büyüdükçe sözü dinlenir arkadaşlar. <laughs> Vay be. <laughs> Bakın bak Özdeyiş bile uydurabiliyoruz. Harika. Gerçekten çok güzel. Oğlum vallahi beğendim arkadaşlar ya. Bu slogan gibi kullanılabilir. Tesbih büyüdükçe sesi güzelleşir, sesi dinlenir. Öyle mi dedim? Nasıl dedim? Vallahi dediğimi de unuttum. İnsan büyüdükçe sözü dinlenir. Tesbih büyüdükçe sesi dinlenir, insan büyüdükçe sözü dinlenir. Çok güzelmiş ya. Harika arkadaşlar, şuna bakın. Evet. Şimdi bunun ölçüsünü de söyleyeyim. Söyleyeyim, söyleyeyim. 11'e 14. 11'e 14 sahibine hayırlı olsun. Şimdi bunun iç rengini keşfetmeye çalışalım. Bakalım iç rengimiz neymiş? Bakın arkadaşlar. Parlament lila arası bir şey. Şöyle bir yaklaştıracağım. İç rengi bu arkadaşlar. Bu ince olduğu için burayı gösteriyorum. Buradan renk belli oluyor. Bayağı kalın bir e, kalın demişim. Bayağı koyu bir siyah tonu var. Çünkü aslında bu rengin çok koyusu olduğu için siyah gözüküyor. E, çok da güzel olmuş. Bakın imameden neredeyse bir şey gözükmüyor. Şurada hafif bir yansıma var. Bakın buralarda neredeyse bir şey gözükmüyor. O kadar siyah. Şimdi bir de üstüne bakın. Böyle tuttuğumuzda malzemenin Bordo olduğunu göreceksiniz. Harika. Bakın Bordo arkadaşlar. Malzememiz şu anlama geliyor. Güneşte bordo gözükecek ya da yoğun ışığın altında bordo gözükecek. Böyle normal kapanı mekanlarda vesaire Oturduğunuz mekanlarda siyah gözükecek. İç rengi zaten farklı. Bu iç rengini de yavaş yavaş ateşe döndürecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü bana bir tesbih geldi. Aynen böyle dışı. Görüntü simsiyah. Ee, i̇çi e, mesela usta çalışırken mavi tozlar hep çıkardı dedi. Yani parlamentle mavi arası tozlar çıkardı. Ama malzemenin e, içi eskiden yine o tarzdaydı. Burada malzeme verdik. E, yapılış süresinde bile değişime uğramış içi kıpkırmızı arkadaşlar. İçi kıpkırmızı. Tabi bunların değil. Başka şeyden bahsediyorum. Yanlış anlamayın. Şu güzelliklere bakın ya. Bunlar zaten yansıtmıyor bir şey arkadaşlar. E, as esasen yansıtır da e, renginden dolayı çok cırtlak gözüküyor böyle. Işığı itiyor. Bakın normalde bunlar da yarı yarı saydım. Evet. Evet çok güzel dört tane tespih tanıttım size. İkisi bir abimizin hayırlı uğurlu olsun. Diğer ikisi de birer abilerimize ait. İyi günlerde kullansınlar. Gerçekten mükemmel tespihler aldınız. Yani ömrümüz, ömrünüz boyunca bunları yanınızdan ayırmayacağınızı düşündüğüm tespihler bunlar. Bunları tesbihleri elinize aldığınızda, çektiğinizde fark edeceksiniz. Zaten e, tesbihlerimizi alanların çoğu malzemenin de kalitesini biliyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.